Kripto Ekonomi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Özcan abi hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsın abi? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün BTC Türk'te ve diğer kripto para platformlarında olan, borsalarında olan stop loss'u konuşacağız. Stop loss nasıl girilir, nasıl kullanılır, bu nedir? Onu seninle konuşalım, olur mu? Tabii ki. Şimdi bir Aslında. önceki videomuzda piyasa ve limit nedir diye konuşmuştuk. Piyasada herhangi kaç para alıyoruz herhangi bir coin'den, Bitcoin olur, Ethereum olur ya da başka bir altcoin olur. İşte 1.000 TL'lik almak istiyoruz. Al dediğimizde en ucuz satan kişiden otomatik alım gerçekleştiriyordu. Piyasa buydu. Limit bizim istediğimiz değerden alabilmemizi bize sağlıyordu. Şu an Tether 6.99. Biz bunu 6 nokta mesela 70'ten almak istiyoruz. O zaman 1.000 TL'lik alım yapmak istiyoruz. Yani bize 149 Tether alacak. 6.70'e düşünce fiyat. Emir girmek yani Emir bir gibi. anlamda. Satmak istediğimiz zaman da istediğimiz değeri yazıyoruz. O değere geldiği zaman da satıyor. Aslında piyasa ile limit arasındaki fark bizim değeri girmemiz veya girmememiz arasında. Yani diyebiliriz. Piyasa ile limit arasında komisyon farkı var. Piyasadan alım yaparsanız herhangi bir değer yazmadan direkt piyasadan sistem otomatik size alırsa en ucuz satan kişiden burada komisyon yaklaşık 5-6 kat daha fazla ödenebiliyor. Hatta BTC Türk'te o kadar da fazla değil yani şeye göre, limite göre. Aralarındaki fark bu. Çok acele bir şekilde almamız gerekiyorsa piyasa kullanılabilir. Bunun aksi dışında almamızı düşündüğümüz ya da satmamızı düşündüğümüz değeri biz limit üzerinden yazarak hareket etmekte fayda var. Evet. Şimdi bugünkü bu videonun konusu şuradaki gördüğümüz gibi stop bölümü, stop loss dediğimiz bölüm. Sadece BTC Türkiye özel bir özellik değil. Yani diğer kripto para borsalarında da bu özellik ve daha farklı teknik özellikler var. BTC Türk'te de bu videoda konuşacağımız gibi stop loss nedir? Önce bunu söyleyelim. İngilizce bu stop loss zararı durdurur, zararı kes anlamına geliyor. Herhangi bir coin'i belli bir rakamdan aldıktan sonra belli bir düşüş yaşadığımızda bizim belirlediğimiz rakama geldiğinde satıyor. Yani zararımız çok olmaması için belli bir düşüş dönemlerinde aşağı giderken fiyat bizim belirlediğimiz yere düşünce satıyor. Daha aşağıya da gidince fiyat bizi az bir zararla kurtulmamızı sağlıyor. Stop dediğimiz stop loss dediğimiz özellik bu. Bizim de aslında Telegram'da grubunda bazı coinleri analiz yaptığımızda hep altına yazdığımız bir şey var. Biz analize yetişmeye çalışıyoruz genellikle ama hep şunu söylüyoruz. Hani rakam olarak da vermeye çalışıyoruz ya da kendi belirleyeceğiniz bir rakamda stop koyun. Stop gerçekten önemli. Hele gece piyasa çok hareketlendiği zaman doğal olarak Kesinlikle. biz Türkiye'de gece belli bir saatten sonra insanlar yatıyor. Sabah işe kalkıyor ya da farklı bir şey. Yani o yüzden hızlı düşüşlerde paranızı en az riske indirmek için stop olayı çok önemli. Kesinlikle. Şimdi burada şöyle bir şey var. Stop loss'ta sat bölümünü anlatalım önce. Şu an ben Türk lirasıyla Tether paritesindeyim. Yani dijital dolar diyebiliriz, USDT. Şimdi burada mesela belli bir meblağ aldım diyelim. Ya da diğer coinlerden biri de olabilir bu. Ne olduğunu, hangisinin olduğunu hiçbir önemi yok. Mesela Tether aldım. İşte kaçtan aldım? Diyelim ki 6.99'dan aldım. Şimdi ben aldım ama bunu düşme durumu tabii ki olduğu için ya da bilgisayarın başında ilgilenemeyeceğim ya da çok fazla düşme durumum var. Veyahut da şu var, düşse bile çok fazla zarar etmek istemiyorum, en doğal hakkımız. Dolayısıyla stop bölümüne gelip alım işlemini yaptıktan sonra sat dedik. Burada limit mi diyor, piyasa mı diyor? Bunu belirlememiz gerekiyor. Biz yine az önce konuştuğumuz gibi hep limiti kullanmamız gerekiyor. Limiti kullanırsak istediğimiz değerleri biz yazabiliyoruz her zaman. Şimdi şu anki fiyat 6.99.
Bana diyor ki kaça düştüğünde ben emir gerçekleştireyim. Mesela 6 nokta, ben bunu şunu diyebilirim. 6,90. 6,90'a geldiğinde şu anki fiyatım, güncel fiyatım an itibariyle 6,99. Şunu şuradan güncelleyebilirim tekrar. Ben diyorum ki 6,90'a geldiğinde benim emrimi buradaki satış bölümüne yaz. Kaçtan satayım dediğinde bana. Daha doğrusu şöyle 6,90'a geldiğinde 6,90'dan benim USD tetellerimi sat demiş oluyorum burada. Peki miktar ne var? İşte elimdekinin tamamını da satabilirim, yarısını satabilirim. Ne kadarlık artık istiyorsam o kadarlık satış yapabilirim. Aslında temel meselesi çok basit. Elimizdeki olan Tether'i ya da herhangi bir coin'i, bu Bitcoin olur, Ethereum olur ya da herhangi bir altcoin olur. Kaçtan aldık? İşte 10 dolardan aldık. O zaman ne yaparız? Şuraya 9 dolar diyebiliriz. Peki buraya kaç yazmalıyım? Neye göre, zararı neye göre belirlemeliyim? Bu tamamıyla kişilerin risk iştahıyla alakalı bir şey. Bazı insanlar %1 zarar ettiğinde yeter dursun diyebilir, düşünebilir. Bazı insanlar %2, 3, 4, 5 şeklinde düşünebilir. Bazı insanlar %10 zarar etmeyi göze alabilir. Dolayısıyla yani buradaki temel mesele tamamıyla kendi ekonomik düşünceniz, risk durumunuz, ne kadar risk almayı göze aldığınız ya da ne kadar zarar ederseniz üzülmeyeceğiniz, belli bir orandan sonra ne zaman üzüleceksiniz de ona göre bir yüzde yazabilirsiniz. Genelde insanlar %2 ile 3 arasında bir yüzde kullanıyor. Ama %5, %10 kullanan da çok insan var. Bunu da belirtelim. Burada belirtmemiz gereken bir diğer husus. Mesela siz 10 dolardan bir coin'e alım yaptınız. 10 dolardan yaptığınız bu coin 9,50'ye düştü. Ya da 9 dolara düştü. 9 dolardan sonra tekrar 10'a çıktı. Sonrasında 11, 12 diye gitti. O zaman siz 9,50'ye stop koyduysanız sizinkini 10'dan 9,50'ye düştüğünde satacaktır. Tekrar ondan sonra 9'a gittikten sonra tekrar 10, 11, 12 yukarıya gidebilir. Buna biz genelde tabir olarak piyasada stop patlatma diyoruz. Yani bizim o stopumuz patladı. Bizimki sattı. Ondan sonra yukarıya yön olarak devam etti. Biz boşu boşuna stop olduğumuzla kaldık. Bu durum da yaşanabilir. Çok sık yaşanan bir durumdur. Dolayısıyla ona göre bir mesafe aşağıya stop koymamız önemli. Mesela %1 aşağısına biz stop koyarsak muhtemelen biraz düştüğünde %1'e geldiğinde ne olacaktır? Stop olacaktır. Belki ondan sonra tekrar yukarı gidebilecektir. Bunu tamamıyla kendimizin belirlememiz gerekiyor. Tamamıyla de ekonomik durumumuza göre vesaire bunu değerlendirip kaçta stop olayım, kaçta stop olmayı göze alıyorum veya nereye kadar stop olmalıyım bunları hep kendi içimizde değerlendirip ona göre stop koymak gerekiyor. Peki stop koymaksak ne olur? Mesela bu çok önemli bir mesele. En Şuradan önemli mesele. grafikler tabii şuradan da grafiklerden bakalım. Şimdi şöyle bir dönem yaşanmış şurada. Büyütelim bu grafiğimizi. Şimdi siz stopu koymadınız. Şu noktalardan alım yaptınız ya da şu noktalardan alım yaptınız. İşte Bitcoin 35 bin 40 bin dolar seviyesindeyken aldınız. Şu an gitti geldi mesela atıyorum 42 bine çıktı. 35 binden aldınız 42 bine çıktı. Siz 42 binde kendinize bir stop güncellemezsiniz ya da koymazsanız bu size verdiği karı belli bir zaman diliminde tekrar alır. Hatta aldığınız seviyenin altına kadar da çok rahat düşer. Bu coinlerde de böyledir, altında da böyledir, dolarda da böyledir, her şeyde böyledir. Dolayısıyla biz bunu aldıktan sonra belli bir oranda stopumuzu koymamız lazım. Mesela stopumuzu şuraya koysaydık, bunu da buradan aldığımızda çizelim bunu gösterelim. Şu seviyeden aldığımızı düşünelim. Fiyat gitti yukarıya. Biz buradayken stopumuzu her kademede stopu silip güncelleyebiliyoruz. Bunu belirtelim. Biz dedik ki şuraya stop koyduk. Şimdi fiyat ne oldu? Düşüşe geçtiği zaman şurada bizimkini sattı. İşaret koyduğum yerde. Şimdi burada satarsa ne oluyor?
yine yukarıda sattığımız için belli bir yüzde karımız var. Ama stop olmadı. Gece uyuyoruz. Fiyat gitti 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 gitti. Mesela burada dolanıyor. Ne oldu? Aldığımız yerin altına bile inmiş olma ihtimali çok yüksek. Zarardayız. Halbuki çok güzel bir kar yakalamıştık. Ama bir stop loss koymadığımız için güzelim kazandığımız tüm karlar gitmiş oldu. Aslında konu karı cepte bırakmak için, zararı da minimumda tutmak için gerekli bir durum stop loss. Bunun üzerine senin eklemek istediğin neler var? Veya tecrübelerin veya bununla ilgili sorular grupta arkadaşlar paylaşıyor. Tabii yani dediğim gibi az önce de söylediğim gibi hep analizlerde stop olayını hep dile getiriyoruz. Tabii bu 100 liralık da bir coin yani ya da Bitcoin alışverişinde de olabilir. Daha yüksek rakamlarda da olabilir. Rakam bunda önemli değil. Ama önemli olan şu. Genellikle işte hep söylediğimiz bir şey var. Gece piyasa gerçekten ve gerçekten çok hareketli. Diyorlar ki mesela 1000 lira koydum, 1500 lira oldu. İşte sabah kalktım 750. Benim diyor zararım 250. Yani Evet. bunu en aza indirme bizim gerçekten uğraşımız, derdimiz bu. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu Kesinlikle. şekilde videoda hazırladığımız gibi de zaten incelediklerinde bence kardan zarar derler ya. Hani Evet. aynen yani kardan zarar Kesinlikle, eder ve kesinlikle. gerçekten ve gerçekten herkes mutlu mesut Tabii ki. alışverişine bakar yani. Tabii ki. Kârdan zarar etmekte de çok bir sıkıntı yok. Bir Evet. de burada stop bölümünde al bölümüne değinelim. Al bölümü de çok önemli. Yine limit mesela seçtik. Limit konuşalım. Al bölümünde de şu an fiyat 6,99'da. Ben şunu diyebilirim. Fiyat 7'yi kırdıktan sonra yukarıya gideceğini düşündüğüm için ben 7'de al diyebilirim. Yani insanlar şunu diyebilir ki ya ben bir şeyi neden 6,99'dan almayayım da daha yukarıdan emir verip daha yukarıdan alayım. Şu var 6,99 7'yi aşağı yönlü kırdığı için siz bunu 6,90'a düşeceğini 90'a 6,80'e düşeceğini düşünebilirsiniz. Ama Evet. şunu da belki düşünüyorsunuzdur. Ya bu 7'yi kırarsa yukarı yönlü fiyat 7,10'a 7,20'ye çıkacağını düşünüyor olabilirsiniz. O zaman dersiniz ki o bir 7'ye ben emir vereyim ya da 7,01'e emir vereyim. Dolayısıyla 7'yi kırdıktan sonra yön yukarıya dönebilir bu coin'de. O zaman kaçırmayayım oradaki karı deyip 7,01'e koyup 7,01'den trene binip işte 7,10, 7,20, 7,30 nereye gittiyse nerede satmak istiyorsanız da oraya da yine aynı şekilde şey verebilirim satış. Dolayısıyla al bölümü de bunun böyle çalışıyor. Aşağı satı ayrıca söyledik. Belli bir rakama düştüğü zaman zararı kesiyor. Burada da kar fırsatı, yükselme fırsatı varsa bunu kaçırmamamızı sağlıyor al bölümü de. Onu da belirtmiş olalım. Videoyu da çok fazla uzatmayalım. Transfer işleminde bir sonraki videoda ele alalım. Tamam. Değerli arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, zili açmayı unutmayın lütfen. Bu ve buna benzer videoların devamı için bizi beğenerek destekleyebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınız olursa videonun altına da yazabilirsiniz. Her birine cevap vereceğiz. Şimdilik hoşça kalın, bol kazançlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın Özcan abi. İyi hoşça kalın, iyi akşamlar.